Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler. Fakültemiz 2020-2021 öğretim yılı güz dönemi verilerine göre onur ve yüksek onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimize belgelerini takdim törenine hepiniz hoş geldiniz. Törenimize dekan yardımcımız Doktor Öğretim Üyesi Mehmet İnanç Onur hocamızın sunumuyla başlayacağız. Teşekkür ederim Murat. Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, değerli hocalarım ve sevgili öğrencilerimiz. Fakültemiz 2020-2021 öğretim yılı güz dönemi verilerine göre onur ve yüksek onur belgesi takdim törenine hepiniz hoş geldiniz. Yaşanılan pandemi süreci nedeniyle üçüncü kez uzaktan erişimle törenimizi gerçekleştiriyoruz. Ancak 2004 yılından bu yana kesintisiz olarak devam eden 33. törenimiz olduğunda gururla belirtmek istiyorum. Umarım bir sonraki dönemimizi hep birlikte fakültemizde gerçekleştirebiliriz. Bu arada dönem sonu sınavlarımız da çarşamba günü başlıyor. Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum. Ayrıca dönem sonunda mezun olacak arkadaşlarımızın mezuniyet törenini de şimdiden kutluyorum. İzninizle sunumumu paylaşarak geleneksel olduğu gibi fakültemiz bazındaki genel başarı oranları ve bölümler bazındaki başarı oranlarının değişimini sizle paylaşmaya çalışacağım. Başarı oranlarını değerlendirebilmek için her zaman olduğu gibi öncelikle ÖSYS sıralamasındaki değişime bakarak başlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ay sonu itibariyle de yeni bir sınav süreci başlıyor. Yeni dönemde tercihim ve ilginin yine üniversitemize ve fakültemize olacağına da sonsuz inanıyoruz. Yıllara göre not ortalaması değişimleri göründüğü gibi özellikle pandemi sürecinin etkisiyle bildiğiniz gibi geçen güz dönemi de yine pandemi nedeniyle uzaktan eğitim süreçleri tamamlandı. Burada gelen not ortalaması 2.0 mezuniyet için gerekli olan şart olup 3.0 ise herhangi bir başarı belgesi almak için gerekli gelen not ortalaması olarak dikkat çekiyor. Bölümler bazındaki notların değişimi ise şu şekilde olup burada yine 2.0'ın altı tekrar uyarı gibi karşılaşılabilecek olumsuz durumlar için kırmızıyla boyalıyken 3.0.0 üzeri bir başarı belgesi hak etmen için gerekli şart olarak önümüze çıkıyor. Bugünkü törenimizin amacı olan onur ve yüksek onur belgelerinde ise yönetmeliğimiz gereği öncelikle şartları hatırlamamız iyi olacak diye düşünüyoruz. Öğrencilerimizden en az 30 AKTS kredi değerli ders alan öğrencilerimizden dönem not ortalaması 3.50 ve veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi. Dönem not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olanlar onur öğrencisi sayılıyor. Ayrıca diğer şartları da sağlamaları gerekiyor. Mezun durumunda olup genel not ortalaması 3.50 ve üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi, genel not ortalaması 3-3.49 arasında olanlar da onur öğrencisi olarak üniversitemizin fakültemizden mezun oluyorlar. Peki belgelerin yıllara göre değişimi nasıl diye bakacak olursak yine burada geçen bahar ve bu güz dönemimizin etkisi değişimlerde dikkat çekiyor. Bu fakültemiz bazlı orandan sonra bölümler içerisinde bölümlerimizin kendi öğrencilerinin yüzdelik dağılımlarına bakıldığı zaman makine mühendisliği bölümümüz, endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği bölümlerimizde onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimizin toplam bölümlerinin kendi öğrenci sayılarına göre değişimleri de grafikte verildiği şekildedir. Aynı şekilde güz döneminde dönem not ortalamalarına bağlı olarak yüksek onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimizin kendi bölümlerindeki öğrenci sayılarına göre değişimleri de yine grafikte paylaşıldığı şekilde endüstri mühendisliği, bilgisayar, makina, elektrik, elektronik mühendisliği bölümlerimiz olarak görülebiliyor. Bildiğiniz üzere güz döneminde göreceli olarak mezun sayılarımız daha diğer bahar dönemi, yaz dönemine göre daha az olduğu için burada mezun olur ve yüksek olur sayılarımızı bir tablo olarak paylaşmanın daha uygun olacağını düşündük. Geçen dönem iki mezun yüksek onur, beş de mezun onur öğrencimiz toplamda fakültemizden mezun oldular.
Benim sizlerle paylaşacağım veriler bu kadardı. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin başarılarından dolayı tekrar tebrik ediyorum. Teşekkürlerimle. Dekan yardımcımız, Doktor Öğretim Üyesi Mehmet İnanç Onur hocamıza teşekkür ederiz. Rektörümüz Profesör Doktor Tuncay Döğüroğlu hocamızı görüşlerini almak üzere davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Ahmet. Öncelikle herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Gerçi biraz katılım sayısı az sanıyorum. Sınav haftası olması nedeniyle geçen törene kıyasla daha az bir katılım var gibi gözüküyor. Evet, her dönem artık gelenek haline gelmiş. 33.sü olduğunu anons etti Mehmet İnanç Hoca. Ben öncelikle tabii kutluyorum. Kesintisiz devam eden öğrencilerimizin başarılarını hocalarımızın, diğer arkadaşlarının önünde bir şekilde takdir ediyor, anons ediyor olmak önemli ve kıymetli. Bu vesileyle geçmiş dönemdeki başarıları da önceki yıllarla, önceki dönemlerle kıyaslayarak bir raporlama geleneği de var. Bunun da çok önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. En azından önümüzü görebilmemiz açısından yakın geçmişi ve uzak geçmişi tabii ki bir şekilde değerlendiriyor ve sürekli olarak üzerine yenilerini ekleyerek de rapor ediyoruz. Bu hem fakültenin geneli için hem bölümler açısından da önemli ve kıymetli. Verilere baktığımızda aslında son iki dönemin birbirine oldukça yakın olduğu da görünüyor. Yani bir önceki bahar, bir önceki akademik yılın bahar yarı yılı, geçtiğimiz güz dönemi. Bakalım bu bahar yarı yılı, bu akademik dönemi bahar yarı yılı nasıl şekilleniyor olacak? Verileri herhalde dönem bittikten sonra görüyor olacağız. Tabii ki tüm katılan öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum. %5 oranında yüksek onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz var tabii. Bölümlere görece olarak dağılımda bir takım farklılıklar olsa da %17 oranında da onur belgesi almaya hak kazanan öğrencimiz var. Bunlar tabii ki dönemlik başarılar, yani dönem not ortalaması itibariyle yapılan değerlendirmelerin sonucunu yansıtıyor. Çok zor bir dönemdi geçtiğimiz yıl, yani son iki dönem, son üç dönem hatta şu anda tamamlamaya çalıştığımız dönem. Tüm dersler, sınavlar, değerlendirmeler, görüşmeler, toplantılar tamamına yakını neredeyse aslında sanal ortamda gerçekleştirildi. Tabii yüz yüze olan toplantıların, yüz yüze yapılan derslerin, görüşmelerin bir şekilde yerini hiçbir şekilde tutamadı. Ama artık herhalde tünelin ucundaki ışık göründü diyoruz. Çok güzel gelişmeler oldu ve hızlı bir şekilde de hem akademik hem idari çalışanlarımızın aşılanma süreci, randevu alma ve direkt aşı süreci de yakın zamanda sanıyorum tamamlanacak. Arkasından da öğrencilerimizin bu sürece dahil olmasını bekliyoruz. Önümüzdeki akademik yıl inşallah tabii biraz daha dikkatli bu yazı geçirmemiz gerekecek. Ve yüz yüze herhalde olabiliriz diye ümit ediyoruz, düşünüyoruz. Çünkü gerçekten hem öğrencilerimiz, yani öğrenciler sizler çok yoruldunuz ama en az sizin kadar da hocalarımız yoruldu. Bu hafta ortasında çarşamba günü sınavlarımız başlıyor, dönem sonu sınavlarımız. Eminim verdiğiniz emeğin karşılığını bu sınav döneminde de görüyor olacaksınız. Bir takım mesajlar geliyor bana. Hocam sınav süresi çok kısa tutuluyor ve aslında o kadar çok çalıştığımız halde yeteri kadar performansımızı sergileyemiyoruz şeklinde. İşte, kamerayla ilgili sorun sanıyorum çözüldü. Artık bana ulaşan herhangi bir konu olmuyor. Yani şöyle cevap veriyorum. Muhtemelen sizlere de benzer geliyordur. Eminim yüz yüze dönemden çok daha fazla çalışıyor öğrencilerimiz ama en az sizin kadar hocalarımız belki daha fazla emek sarf ediyorlar. Çünkü burada amaç hızlı bir şekilde mezun olmak değil.
sadece mezun olmak değil. Burada bilgi, beceri, yetkinlikler ve mezun olduktan sonra sizi bir adım öne taşıyacak olan bir takım artıları, farklı yönleri de kazandırabilmek. Tüm amaç aslında, tüm çaba bunun üzerine kurulu. O yüzden de sınav güvenliğinin, sınavın güvenilirliğinin bir şekilde sağlanabilmesi gerekiyor. Yoksa öğrencilerimizi zorlamak, onlara bir şekilde sıkıntı çekmelerini sağlayacak bir ortam yaratmak değil hiç kuşkusuz. Burada yapılan işin güvenliği ve güvenilirliği ne yapıldığının da ötesinde belki en az onun kadar önemli. O yüzden artık sonuna geldik. Lütfen bir dönem daha ya da bir sınav dönemi daha, bu önümüzdeki günleri de bir şekilde biraz daha sabrederek, empati kurarak. Yani herkes kendi tarafından bakıyor, oturduğu yerden bakıyor ama inanın büyük resme baktığınız zaman bu yapılanların ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini de herhalde çok daha iyi anlıyor ve çok daha fazlasıyla takdir ediyor olacak. Çünkü bu arada hem sağlık sorunları yaşamamak, yaşatmamak için ve bir yandan da tabii yaptığımız işin niteliğinden ödün vermemek için çok yönlü bir çaba gösterdi. Tüm hocalarımız, bölüm başkanlarımız, dekanlarımız ve bu işleri yürütmek, yönetmek üzere çaba harcayan, zamanını veren tüm birimlerimiz aslında bakacak olursanız. O yüzden ben bir kez daha bu törende onur belgesi, onur ve yüksek onur belgesi olacak olan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Tabii onlara destek, her daim destek olan hocalarını, bölüm başkanlarını ve dekanlık. Tamam, girdim ben. Bir kez daha tebrik ediyorum. Bu zor dönemi dayanışma ile, yani gerçekten bu çok önemliydi ve bunu bizim üniversitemiz elinden geldiği kadar iyi yapmaya çalıştı diye düşünüyorum. Çünkü herkes üzerine düşen sorumluluğu, öğrencilerimiz, öğrencilerimizin aileleri, hocalarımız, yönetimlerimiz fazlasıyla yerine getirmeye çalıştılar. İnşallah bu yaşadıklarımızdan çok büyük dersler alacağız. Elimizde olanların kıymetini çok daha iyi anlıyor olacağız. Ve yüz yüze kampüste bir araya geldiğimizde de herhalde çok daha farklı bir ortam olacak diye düşünüyorum. Ama uzunca bir süre burada olmayan öğrencilerimiz için herhalde bir oryantasyon, yani ileri sınıflarda olsa da bir oryantasyon gerekecek çünkü bazı hususları unutmuş olabilirler diye düşünüyorum. Evet, tekrar haftanın ilk günü güzel bir hafta diliyorum. Başlayacak sınavlarda tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Hocalarımıza kolaylıklar diliyorum. Herkesi sevgiyle bir kez daha selamlıyorum. Rektörümüz Profesör Doktor Tuncay Döveroğlu hocamıza teşekkür ederiz. Değerli misafirlerimiz, ilk olarak 2020-2021 güz dönemi not ortalamasına göre bölümlerinde dereceye giren öğrencilerimizi takdim edeceğiz. Kimya Mühendisliği bölümünde 4.00 dönem not ortalaması ile bölüm birinciliği... Ay, şu isim nasıl değiştiriliyor hocam? Kimya Mühendisliği bölümünde 4.00 dönem not ortalaması ile bölüm birincileri Şahin Bayar, Tuğçe Akbaş. 3.71 dönem not ortalaması ile bölüm ikincisi Ceren Akalın. 3.70 dönem not ortalaması ile bölüm üçüncüsü Beyza Nur Uzun. Makine Mühendisliği bölümünde. Makine Mühendisliği bölümünde 4.00 dönem not ortalaması ile bölüm birincisi Umut Başoğlu.
Hocam pardon, teknik bir aksaklık yaşıyoruz galiba. Makine Mühendisliği bölümünde 4.00 dönem not ortalaması ile bölüm birincisi Umut Başoğlu. 3.62 dönem not ortalaması ile bölüm ikincisi Muharrem Şevik. 3.61 dönem not ortalaması ile bölüm üçüncüsü Mehmet Akif Canıbek. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde 4.00 dönem not ortalaması ile bölüm birincisi Asrın Olgar Genç. 3.89 dönem not ortalaması ile bölüm ikincileri Nülüfer Işık, Erim Saçıkara, Fehmi Utku Bahçıvan, Berk Akçil. 3.85 dönem not ortalaması ile bölüm üçüncüsü Dilara Tek Yıldız. Endüstri Mühendisliği bölümünde 3.95 dönem not ortalaması ile bölüm birincisi Eda Ezgi Ustaoğlu. 3.89 dönem not ortalaması ile bölüm ikincisi Eren Çelik. 3.87 dönem not ortalaması ile bölüm üçüncüsü Meryem Başak. Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde 3.94 dönem not ortalaması ile bölüm birincisi Muhammed Talha Yaşar. 3.93 dönem not ortalaması ile bölüm ikincisi Selahattin Kaan Tosun. 3.87 dönem not ortalaması ile bölüm üçüncüsü Hilmi Güven. İnşaat Mühendisliği bölümünde 3.89 dönem not ortalaması ile bölüm birincisi Emirhan Sarp. 3.87 dönem not ortalaması ile bölüm ikincisi Mert Toz. 3.68 dönem not ortalaması ile bölüm üçüncüsü Cem Alabıçak. Bilgisayar Mühendisliği bölümünde 3.88 dönem not ortalaması ile bölüm birincisi Adar Sönmez. 3.85 dönem not ortalaması ile bölüm ikincisi Taha Talha Pınarlı. 3.84 dönem not ortalamaları ile bölüm üçüncüleri İrem Akanoğlu, Ozan Balık. Çevre Mühendisliği bölümünde 3.71 dönem not ortalaması ile bölüm birincisi Ayşe Dudu Eryiğit. 3.61 dönem not ortalaması ile bölüm ikincisi Serdar Karasu. 3.38 dönem not ortalaması ile bölüm üçüncüleri Atakan Ural, Gülten Emine Akdeniz. Değerli misafirlerimiz, törenimize 2020-2021 yüz dönemi not ortalamalarına göre bölümlerine göre yüksek onur, onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimizin takdimiyle devam ediyoruz. ...2020-2021 yüz dönemi verilerine göre bölümler bazında onur ve yüksek onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz. Kimya Mühendisliği bölümü yüksek onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz. Şahin Bayar, Tuğçe Akbaş, Ceren Akalın, Beyza Nur Uzun, Berkay Er, Beyza Üder, Egehan Taban, Ezgi Çabuk. Kimya Mühendisliği bölümü onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz. Almina Budak, Esra Ertem, Esra Toay, Doğa Ateş, Selin Ertosun, Minel Sever, Berker Ayık, Yaren Şencan, Hanife Karabina, Beyza Nur Demirdağ, Deniz Çağla Girgin, Beril Benge Özel,
Altay Kara, Kaya, Bilgisu Özder, Velican Taştan, Ebru Özkan, Zeynep Coşkun, Mehmet Emir Bekman, Hazal Yılmaz, Ceyda Demirel, Başak Ören, Cansu Göz, Fulya Erdinçler, Ali Abbas Fidanboy, Anıl Gök, Sena Nur Kılıç, Merve Bayraktar, Türker Öztürk, Fatih Bodur, Ayşegül Sak, Ece Öztürk, Büşra Yılmaz, Beyza Demircan, Elçin Sarıaslan, Merve Kesim, Yasemin Öztürk, Esra Güzel, Anıl Yaman, Elif Ezgi Öztürk, Osman Mert Satırcıoğlu, Miray Atakan, Beyza Akça, Aleyna Nur İlktürk, Kaan Yıldız, Yağmur Varol, Petek Derin Üreten, Emine Seher Şahin, Gizem Nur Çetiner, Tilbe Elif Behcan, Elif Saygılganlar. Görüşlerini almak üzere bölüm başkanı Profesör Doktor Nezihe Ayas hocamızı davet ediyoruz. Merhabalar bütün hocalarım ve öğrenciler. Öncelikle 33.sünü düzenlenen 33. Yüksek Onur ve Onur Belgesi Töreni'ne tüm öğrencilerimiz ve hocalarımız hoş katıldıkları için teşekkür ediyorum. Pandemiye rağmen üstün başarı sağlayan, Yüksek Onur Belgesi ve Onur Belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimizi, başta aileleri olmak üzere, kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Dereceye giren öğrencilerimizi de kutluyorum. Pandemiye rağmen özverili çalışmayla uzaktan da olsa bu başarıyı hak eden öğrencilerimizi ve hocalarımızı, destek olan hocalarımızı kutluyorum. Bu etkinliği emeği geçen dekanlığımız, dekanımız Süleyman hocamızı ve dekan yardımcılarımız Mehmet İnanç hocamız ve Şener hocamızı da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hocama teşekkür ediyoruz. Makine Mühendisliği Bölümü Yüksek Onur Belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz. Umut Başoğlu. Muharrem Şevik. Mehmet Akif Canıbek. Can Kılıç. Ahmet Buğra Yıldırım. Mehmet Güleç. Mertcan Terzioğlu. Sefa Çoban. Sabri Ceylan. Burak Yıldız. Nurullah Yandı. Emircan Yılmaz.
Baybars Batular Tokgöz. Makine Mühendisliği Bölümü onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz. Yiğitcan Okay, Muhammed Erdur, Begüm Uludağ, Semih Krankabeş, Alperen Celiloğlu, Esma Sıla Ardıç, Mehmet Ali Muslu. Halil Fatih Çayır. Arda Demir. İsmail Topçu. Emre Toker. Merve Altınok. Mehtap Özdemir. Furkan Özkan. Gökçe Sarana, Alperen Güngör, Mehmet Can Demir, Taha Berke Bindere, Ömer Faruk Ergin, İbrahim Kıroğlu, Adem Karakuzu, Hüseyin Kaba, Aytül Benan Tirgil, Şafak Özkan, Sevgi Yıldız, Hakan Enes Kösebaş, Firuz Ebrar Yazıcı, Ümit Çem, Merve Can Bolat, Beyza İclal Akman, Tolga Şanap, Tarık Memişoğulları, Mehmet Pulat Aslan, Melihcan Özdemir, Ali Melih Özger, Deniz Arda Soylu, Muhammed Abdil Başkan, Muzaffer Aslan, Mustafa Emin Kabadayı, Oğuzhan Keskin, Mustafa Baş, Aslı Terzi, Emrecan Yılmaz, Habibe Şişman, Hakan Eyüboğlu, Metehan Aydın, Ahmet Kaan Çavdar, Ayça Çelenk, Sadullah Eren, Ege Yeniz, Ahmet Gümüş, Muhammed Yasin Akbar, Emre Cem Doğu, İlker Ünal, Berkay Cera, Mustafa Özkarakaya, Berat Uçan, Mürşit Can Cihan, Çağlar Özdemir, Ramazan Kemik, Yusuf Danış, Mehmet Said Karanfil, Osman Onur Baş, Hüseyin Kaşıkçı, Oğuzhan Aslan, Ercan Eskici, Arda Sıraç Özsoy, Atakan Eli Açık, Hüseyin Murathan Güreci, Umutcan Bingöl, Volkan Tosun. Görüşlerini almak üzere Bölüm Başkanı Profesör Doktor Oğuz Çolak hocamızı davet ediyoruz.
Merhaba, iyi günler. Günaydın. Öncelikle öğrencilerimi bu ödüllerden dolayı tebrik edelim. Gerçekten hak ettikleri bir ödül. Pandemiye rağmen çok ciddi çalışma sarf edip kendileri bir bu gayretle gayret göstererek bu ödülleri almaya hak kazandılar. Uzun yıllardan beri ben 2016'da bu üniversiteye dahil oldum ama dekanlığımızın böyle onur ödüllerini tertip ederek de öğrencilerimizi heveslendirmesi ve bir teşvik gelmesi de onlar için oldukça güzel. Bu öncelikle bu organizasyonu yapan dekanlığımıza ve bu ödülleri kazanan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümü yüksek onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz. Aslan Olgaç Olga Genç, Nilüfer Işık, Erim Saçıkara, Fehmi Utku Bahçıvan, Berk Akçil, Dilara Tek Yıldız, Baturay Özfiliz, Taha Mert Şahan, Barış Öztürk Atalay, İrem Atalay, Kadir Doğan Akalın, Saadet Tokat, Gamze Gül, Eyşan Aksoy, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümü onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz. Mehmet Fidan, Berna Ulazel, Fatih Sayan, Eda Metin, Özge Nur Umutlu, Esra Çayır, Hakan Çelik, Ahmet Yakut, Ahmet Furkan Vayni, Mustafa Boz, Pelin Sezer, Ahmet Kınacı, Sinem Bircan, Candan Matran, Ege Anıl Gülkan, Hasan Ata Ayvancı, Gizem Gelekçi, Yağmur Mandıracılar, Melih Yalçın, Başak Gültekin, Metehan Dalkıran, Gülce Çalışkan, Selin Ayaz, Ceren Katı, Yağmur Can Gündoğan, Melih Vardar, Merve Yürüyen, Elif Çelik Kardeş, Hilal Çakır, Sarp Yalın Vural, Beyza Lik, Tuğba Demir, Veysel Şentürk, Pelin Su Meydan,
Ecem Şene, Fehmi Onur Sırlı, Seda Yasmin İnal, Alkın Kök, Samet Bahadır, İbrahim Eren Karacaer, Ezgi Beyda Kamacı, Onur Coci, Yaren Türkoğlu, Melih Şenses, Abdülselam Abubekar İssa, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü mezun yüksek onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz. Mert Bozkurt, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü mezun onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz. Ecem Kupan, görüşlerini almak üzere Profesör Doktor Nuranay'ı davet ediyoruz. Nuran Hocam sanırım iş yoğunluğundan dolayı aramızda değil. Bölüm Başkan Yardımcısı Umut Savacı Hocamız aramızda ama söz almak isterse. Umut Hocam. Olmazsa bölümü temsilen ben de konuşabilirim. Tabii buyurun hocam. Öncelikle herkese günaydın. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir başarı elde ettiler. Bu 33.sü olduğu söylendi bu törenin. Aşağı yukarı 30 tanesine de katılmışımdır diye tahmin ediyorum. Yani ben de en severek katıldığım törenlerden bir tanesi. Bu kapsamda bizim bölümden biraz az öğrenci varmış gibi geldi bana. Orada biraz benim negatif yönde katkım olmuştu açıkçası. Onu da belirterek bir öz eleştiri de yapalım istedim. 30 kredi şartı vardı. Biz ders programlarını biraz değiştirdik. O kapsamda bizim başarılı olan öğrencilerimizin birçoğu 30 kredi yerine 28-27 krediler almak zorunda kaldılar. O yüzden bu listeye giremediler. Onlardan da özür dileyerekten başarılarının devam etmesini diliyorum. Yani bu ödülü almak gerçekten güzel. Bir de şeyde Türkçe ve İngilizce olarak da yazılmış. O da güzel olmuş aslında. Öğrencilerin bunu yurt dışında da gösterebilmeleri açısından. O yüzden de dekanlığımızı da tebrik ediyorum. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkürler. Endüstri Mühendisliği Bölümü yüksek onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz. Eda Ezgi Ustaoğlu, Eren Çelik, Meryem Başak, Selim Yönel, İrem Akgedik, Hülya Kığılcım, Dilay Aymaz, İlkan Güngör, Selin Yılan, Sude Oğuş, Hüseyin Aksu, Berkant Çalışkan, Emine Özcan, Gökçe Dalaner, Ayşe Pelin Çavuşoğlu, Aleyna Öztürk, Şemval Kalkan, Pınar Bayram, Emir Acar, Furkan Ulutaş, Ezgi Kıran, Cemre Başak Kılıç, Kardelen Akkaya, Deniz Kuş, Melis Arabacı, Melike Karacan, İksu Pınar Erçakmak, Pınar Güner, Gökçe Dilay Gürbüz, Yağmur Emin, Doğukan Tamşen, Samet Fedakar, İknur Rabia Kuru, İrem Hoşgün, Öykü Göze, Ezgi Altıntop, Eren Mete, Şimal Uzgur, Görkem Dipsel, Nazmihan Eyigün, Deniz Alhan,
Süleyman Eren Altıntaş, Livanur Erdoğan, Ekin Günel, İrem Merve Küçükali, Ahsen Özata, Gökçe Tahtacıoğlu, Gamze Çoban, Endüstri Mühendisliği Bölümü onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz. Arif Fıçı, Nisa Doğa Erdoğan, Sultan Kostak, Aslı Esra Gümüşsoy, Emine Aleyna Çoban, Feyzullah Kaya, Damla Su Güzeloğlu, Esra Silvan, Beyza Pamuksuz, Emirhan Kocaoğlu, Bengüsu Gökşen, Ayperi Suyucu, Tuğra Keçicioğlu, Hüseyin Sercan Gündoğan, Tolgahan Tanrıkulu, Hilal Demirbaş, Ata Yıldırım, Ceyda Gör, Betül Yakut, Yaren Altıoğlu, Fatıma Başar, Özge Evgin, Ecem Güner, Ozan Şahin, Ahmet Utku Kahraman, Selin Oğuzman, Fatma Nur Varlık, Hatice Eflatun, Elif Cengiz, Ali Yiğit Sabaner, Adem Bağ, İrem Yıldırım, Furkan Yanar, Nida Nur Uzel, Gökhan Uğur, İrem Gülaç, Merve Hümeyra Ceviz, Ceren Bayıltmış, Batuhan Büber, Eray Tezcan, Asya Aybala Özdil, Görkem Özden Bingöl, Kemal Ilgazcan, Fatma Hacılar, Gülsüm Büşra Kırdar, Mehmet Ali Mızrak, Uğur Dar, Kemal Dönmez, Doğukan Karataş, Gözde Zeynep Bolulugil, Birkay Tosun, Zanyar Büyüksu, Elif Coşkun, Kardelen Beytemir, Buket Şahin, Doğukan Yücel, Berkay Tutav, Emre Delibaş, Dilara Turunç, Oğuz Samancı, Mikail Çubukçu, Mete Berk Güney, Cem Güngör, Fatih Altunbaş, Bahar Çetin, Öznur Aksoy, Melis Buket Alhan, Atacan Adalı, Dilara Erdoğan, Esin Ezgi Ersoy, Zeynep Ezgi Yeşil, Burçak Könen, Selin Boyar, Kaan Karka, Hilal Sena Tunç, Eda Börü, Ecem Durgut, Berkan Dönder, İrem Top, Büşra Erbay, Zeynep Özçelik, İrem Sezer, İrem Anamurluoğlu, Yusuf Öztan, Mehmet Ali Allıç, Eren Darıcı, Mustafa Can Kökçen, Boran Gürtürk, Zülal Tunca, Oğuz Kağan Aşık, Abdüssamet Sökel, Dora Çelik, Nur Uzun, İlyas Berkin Tekin, Şevval Öztürk, Volkan Çıldır, Endüstri Mühendisliği Bölümü mezun onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz. Fatih Yıldız, Şemlem Mangullar. Görüşlerini almak üzere Bölüm Başkanı Profesör Doktor Onur Kaya hocamızı davet ediyoruz. Merhabalar herkese. Ben de onur ve yüksek onur belgesi almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Ve ayrıca bu süreçte öğrencilerimize her türlü desteği sağlamaya çalışan tüm öğretim elemanlarımıza da
teşekkürlerimi iletiyorum. Son olarak tabii ki bu törenin uzun yıllardır sürdürülmesini sağlayan ve bu senede bu törenin düzenlenmesine büyük katkıları olan dekanlık yönetimimize ve komisyon üyelerimize de teşekkürlerimizi iletiyorum. Teşekkürler. Hocamıza görüşlerini aktardığı için teşekkür ederiz. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Yüksek Onur Belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz: Muhammed Talha Yaşar, Selahattin Kaan Tosun, Hilmi Güven, Seray Özcan, Büşra Nur Yılmaz, Selin Su Çetinkaya, Doğukan Gözler, Fatma Özüdoğru, Orkun Aydın, Mehmet Selim Nazlı, Ferhat Karadağ, Batuhan Gürdal, Kirman Serdar, Alperen Duran, Mertkan Karakaya, Ersin Molla, Ali Muaz Mazak, Hazal Kınacı, Mehmet Sarıoğlu, Kaan Kahraman, Berkehan Altın, Arda Aksay, Elif Karakaş, Onur Şurgun, Salihcan Çepur, Zeynep Bilge, Mustafa Enes Akçay, Sekran Mert Kılıç, Abdurrahman Yusuf Abdurrahman, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz: Necdet Sümer, Berk Çakır, Mehmet Ali Yiğit, Ramazan Nacar, Onat Bulut, Mehmet Nacar, Seda Manavcı, Faysal Lunis, Amir Rıza Nasari, Berat Baki Akyürek, Deniz Es, Uğur Siyah, Bülent Uslu, Ömer Faruk Kaplan, Görkem Neşet Büyükalçıkaya, Onur Şimşek, Berkay Kıymaz, Salih Cem Esener, Enes Şekercioğlu, Sevgi Tut, Nefise Ezgi Özer, Mustafa Acarbaş, Ahmet Fatih Durar, Görkem Kaçakgil, Halil İbrahim Öztürk, Kutay Kara, Enes Özdemir, Emre Zahit Soğancı, Rıza Özcan, Kerem Sarı, Ayberk Ay, Yücel Fuat İpek, Betül Agarak, Alptekin Okçu, Leyla Baykalı, Emre Yılmaz, Elif Can, Beytullah Mikail Bektaş, Samet Duru, Pınar Ertaş, Melisa Köken, Ecenur Aynan, Sena Ungurlu, Mehmet Haluk Alık Arıkan, Beyazıt Isık, Beyza Nur Şahin, Salih Taha Tuzköylü, Kadir Bekmezcioğlu, Ozan Alp İlti, Arif Berkay Okumuş, Güven Can Şentürk, Arif Kayahan, Ahmet Can Tekel, Ahmet Muhittin Özer, Oğuzhan Sürmeli, Ayşenur Topçu, Numan Horoz, Anıl Aydın, İbrahim Topaloğlu, Betül Berekal, Sezen Karaoğlu, Ahmet Kürşat Bulut, Ali Kemal Koç, Gökhan Durmuş, Bartu Erboral, Erkan Kaya, Erdinç Yıldırım, Berat Akdemir, Bayram Batuhan Altıparmak, Mete Yılmaz, Bilge Deniz Özçelik, Faruk Gökhan Sönmez, Doğukan Tufan, Mehmet Duhan Yalçınkaya, Şahin Mete, Cenk Batuhan Tur, Ezgi Şeref, Mehmet Karacaoğlan, Alperen Bayarslan,
Birant Baran, Yunus Nihat Özpolat, Can Atalay Korkut, Hüseyin Kumova, Ferhat Şener, Metin Reha Ermetin, Eyüp Yılmaz, Pınar Tekin, Berk Bilgin, Yusuf Güler, Ceren Mine Esen, Mert Arslan, Işık Kuşgöz, Eray Yılmaz. Görüşlerini almak üzere bölüm başkanı Profesör Doktor Nuray At hocamızı davet ediyoruz. Öncelikle herkese merhabalar. Yüksek onur ve onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum. Benzer şekilde böyle bir organizasyonun çok kıymetli olduğunu takdir ediyor ve böyle bir organizasyonda yer aldığım için de çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu anlamda da bu organizasyonu düzenleyen dekanımız ve dekanlık yönetimine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de şunu hatırlatmak istiyorum. Başarının anahtarı her zaman sizlerde. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Teşekkürler. Görüşlerini aktardığı için Nuray At hocamıza teşekkür ediyoruz. İnşaat Mühendisliği bölümü yüksek onur belgesi almaya kazanan öğrencilerimiz. Emirhan Sarp, Mert Toz, Cem Alabıçak, Taceddin Erduran, Selim Kahraman, Tolga Akkuş, Serpil Aktaş. İnşaat Mühendisliği bölümü onur belgesi almaya kazanan öğrencilerimiz. Tuncel Çiftçi, Emine Hatice Yavuz, Enes Acar, Tunahan Aktaş, Ömer Faruk Bakır, İsmet Ege Hökmen, Talat Şen, Abdil Yiğit, Melek Aytekin, Sena Sevimligül, Doğukan Yanmaz, Deniz Kula, Arif Emre Özlü, Durdu Güngör, İrem Nazmiye Kızılçelik, Çağatay Berk Cingiz, Batuhan Kelci, Eren Uysal, Burahan Sazak, Yusuf Canıkara, Ecem Şölenoğlu, Berkay Öztürk, Elif Damla Kahraman, Seray Güzel, Petek Aydoğdu, Mehmet Berk Söylemez, Berra Uzun, Emre Uygun, Gülşah Birinci, Berdem Yurtsever, Serhat Özel, Can Ergun, Hasan Kaya, Özge Akburu, Ahmet Kaan Köksal, Kenan Sezer, Mertcan Kömürcü, Emre Kaan Özturun. Görüşlerini almak üzere bölüm başkanı Profesör Doktor Aynur Şensoy Çorman hocamızı davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben de herkese sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum. Öncelikle bölümümüzde dereceye giren, yüksek onur ve onur belgesi alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Elbette diğer bölümlerde de aynı şekilde derece alan ve onur belgesi alan öğrencileri tebrik ederim. Hak edilmiş başarı kadar bir güzel şey de başarının görünür kılınmasıdır sanırım. Bu nedenle 2004'ten itibaren bu başarının görünür kılınmasını sağlayan dekanlığımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Bir diğer önemli husus da sürdürülebilirlik herhalde. Tam da finaller öncesindeyiz. Öğrencilerimizin bu güzel başarılarını devam ettirmesini kıymetli buluyoruz elbette. Ama bu anlamda törenin başında rektör hocamızın yaptığı uyarılar için de çok çok teşekkür ederim. Çünkü sınav döneminde hepimiz karşılıklı olarak üzüldüğümüz noktalara taşınabiliyoruz. Koca bir senedir emek harcıyoruz. Özellikle bu süreçte başarılı olmak öğrencilerimiz için, bizler için kıymetli. Final döneminde de bunu taçlandırabileceğimize inanıyorum. Bir şeyler zorlu gidiyorsa bu karşılıklı olarak sadece hak edilen başarıyı daha güzel görünür kılabilmek içindir. Kimsenin kimseye başka türlü bir olumsuz duygusu olamaz herhalde diye düşünüyorum. Umarım öğrencilerimiz finallerde de başarılı bir süreç geçirirler ve arkasından mezun olacak arkadaşlarımızı da kutlayarak yolcu ederiz. Teşekkür ederim.
Hocamıza teşekkür ederiz. Bilgisayar Mühendisliği bölümü yüksek onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz. Adar Sönmez, Taha Talha Pınarlı, İrem Akanoğlu, Ozan Balık, Batın Özkurt, Sinem Türkçü, Tuğçe Türkmenler, Mert Yüksek, Mustafa Barış Ege, Abdülaziz Kaya, Esra Garip, Pelin Sena Varol, Recep Batuhan Dikmen, Umut Kaan Kavaklı, Sevda Ergün, Mustafa Emre Orbay, Özgün Sungar, Umutcan Alaçam, Murat Ekrem Bağcı, Esra Ülgen, Batuhan İkinci, Simge Şengün, Sinan Türkoğlu, Ozan Göztaş, Rümeysa Türkan, Samet Toylan, Esin Çoban, Selim Başpınar, Emine Cansu Hacı Ahmetoğlu, Kerem Yavuz Şentürk, Oğuzhan Uğur Dindar, Muzaffer Verdil, Şevval Türk Yılmaz, Furkan Ün, Melih Memiş, Mehmet Ali Bali, Yiğit Akça, Murat Yılmaz, İsmail Bölükbaşı, Melike Ünsaldı, Ali Rıza Güven, Semih Kayan, Barış Acar, Bilgisayar Mühendisliği bölümü onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz. Ali Talha Çoban, Göksu Turaç, Osman Yılmaz, Yusuf Teoman Bayoğlu, Yunus Emre Özcan, Mustafa Taş, Görkem Durmaz, Utku Kuzan, İlayda Su İrday, Oğuzhan Erçelik, Esra Budak, Gülsün Görgülü, Mehmet Ali Erer, Yasin Tohan, Berkay Çetin, Utkuhan Göl, Yunus Emre Yekta, İnanç Ok, Umutcan Yavuz, Osman Can Doğan, Çağatay Karasu, Selin Torun, Çağlar Akman, Mehmet Furkan Çevik, İdriscan Bölükbaşı, Ebru Keskin, Sezin Acet, Furkan Zorlu, Cansu Gürel, Fırat Tekin, Doğukan Sürme, Çağan Bıçakçı, Cengizhan Gür, Elif Horozal, Ubeydullah Yavuzan Çavuşkurlu, Doğukan Gözüm, Kürşat Varlı, Oktay Kaya, Merve Öz, Hakan Kahraman, Emre Kayacık, Mehmet Zahit Angi, Bedirhan Gökçe, Işın Su Arıcı, Erinç Olkan Dokumacıoğlu, Ceren Türkmen, Mazhar Eren Alkan, Necip Şükrü Aşık, Doğukan Turgut, Hasan Gürel, Sakine Kızılkaya, Betünnaz Hayran, Ecem Şen, Elif Duran, Hasan Çetin, Ayşegül Terzi, Bahar Görgün, Eren Karakaya, Ahmet Yeşilyurt, Necla Sabahoğlu, Uğur Tanrıöver, Saliha Nur Ulusoy, Erhan Kılıç, Onur Eren Harife, Ömer Toprak Şallı, Rüya Şengezer, İlayda Demirel, Nurgül Nisa Demir, Yasemin Akyıldız, Egemen Çelik, Çağla Şen, Selen Kumru, Çağla Gökgöz, Mehmet Burak Mutluay, Ramazan Çakır, Devrim Şafak İlhan, Cemile Ceren Bektaş, Arif Sakallıoğlu, Yusuf Mücahit Solmaz, Rüştü Efe Uzun, Daniel Kar, Ahmet Dayı, Burak Erşen, Mustafa Toprak, Ayten Ertaş, Mustafa Bölük, Doğuş Kar, Harun Melih Acartürk, Egemen Talat Akyaz, Hümeyra Aytaç,
Mehmet Selim Yılmaz, Fulyonur Tekin, Nazlıcan Çelebi, Kaan Berk Şahinli, Melih Can Hamurcu, Kadir Koç, Yunus Emre Korkmaz, Volkan Ektiren, İsmail Burak Arıkan, Pınar Soylugan, Abdullah Enes Kocaboğa, Müberra Kurt, Bora Özdoğan, Bora Algan, Caner Işık, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, mezun yüksek onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz. Umut Ketence, görüşlerini almak üzere bölüm başkanı, doktor öğretim üyesi Ahmet Aslan hocamızı davet ediyoruz. Herkese selamlar. Öncelikle derece alan öğrenci arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Öte yandan gecesini gündüzüne katarak bu tür etkinliklerde organizasyonları mümkün kılan dekanlık yönetimimiz, Sayın Dekanımız Süleyman Kaytakoğlu hocamız, Şener Ağalar hocamız ve Mehmet İnanç hocamız hafta sonları da dahil çok büyük bir emek harcayarak bu etkinlikleri mümkün kılıyorlar. Onlara teşekkür ederim. Umarım bir sonraki törenlerde yüz yüze Eylül'de öğrencilerimize kavuşmak dileğiyle hepinizi selamlarım. Hocamıza teşekkür ederiz. Çevre Mühendisliği Bölümü yüksek onur belgesi almaya kazanan öğrencilerimiz. Ayşe Dudu Eryiğit, Serdar Karasu, Çevre Mühendisliği Bölümü onur belgesi almaya kazanan öğrencilerimiz. Atakan Ural, Gülten Emine Akdeniz, Batuhan Çoban, Fatih Özcan, Elif Naz Özbulak, Ayşenur Cenik, Ayşegül Başkaya, Aykut Hicran Açık, Merve Sözler, Esra Aydoğlu, Ecem Susuzer, Beyza Nur Savaş, Melisa Karataş, Melek Aytekin, Beyza Özateş, Ali Talip Çetin, Esra Evin, Mert Çakır, Aybüke Kaya, Muslat Karahan, Çevre Mühendisliği Bölümü mezun onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz. Gökhan Al, Kübra Özenç, görüşlerini almak üzere bölüm başkanı Eftade Gagal hocamızı davet ediyoruz. Eftade hocam. Evet, öncelikle değerli hocalarım, sevgili öğrencilerimiz, herkese merhabalar demek istiyorum. Bölüm Başkanı Eftade Gagal hocamız şehir dışına gitmesi gerektiğinden dolayı törene katılamadı. Ancak hem selamlarını hem de öğrencilerimize tebriklerini iletti kendisi. Biz de Çevre Mühendisliği Yönetimi olarak öncelikle etkinlik demeye geçen başta dekanlık yönetimimiz olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Onur ve yüksek onur belgesi alan başta Çevre Mühendisliği öğrencilerimiz olmak üzere tüm öğrencileri de ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Genel olarak baktığımız zaman tabii ki bizim bölümümüz özelinde öğrencilerimizin hem onur hem yüksek onur belgesi alan öğrenci sayısı daha az olduğunu gördük. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde inşallah bu sayının daha da artmasını temenni ediyoruz. Ve iki gün sonra başlayacak olan dönem sonu sınavlarında da tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Özlem Üzmez hocamıza teşekkür ederiz. Tüm öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ederiz. Değerli katkılarından dolayı tüm hocalarımıza teşekkür ve emeklerinden dolayı öğrenci işleri personelimize de teşekkür ederiz. Kapanış kısmında dekanımız Profesör Doktor Süleyman Kaytakoğlu hocamıza söz vermek istiyoruz. Ahmet, teşekkür ederim. Bir saatte geçtik ama kısaca bir iki şey söylemek isterim ben de. Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, değerli hocalarım ve sevgili öğrenciler, öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Covid-19 pandemisi yaşadığımız dönemde ki başarılarından dolayı öğrencilerimizi, ailelerini ve hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Başarının aslında ödüllendirilmenin bir erdem olduğuna inanıyor ve bu iyi uygulamayı
2004 yılından beri sürülerek 33'ünü gerçekleştirmiş buluyoruz. Bir dahaki etkinliğimizin yüzlü olmasını ve daha fazla sayıda öğrencimizin yüksek onur ve onur belgesi almasını diliyorum. Yine bahsedildiği gibi yaklaşan dönem sonu sınavlarında öğrencilerimize üstün başarılar temenni ediyorum. Mezun olacak dönem sonunda mezun olacak öğrencilerimize de yolları açık olsun diyorum. Bu etkinliğimizin gerçekleştirilmesinde emeği geçen dekan yardımcılarım ve etkinlik komisyonu üyelerine teker teker teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Teşekkürler. Hocamıza teşekkür ederiz. Değerli misafirlerimiz, etkinliğimiz burada sona ermiş olup katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür eder. Sağlıklı günler dileriz. Teşekkürler.